20. yüzyılın dehası olarak anılan Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi Alman bilim insanı Albert Einstein'ın hayat hikayesi sizlerle. Albert Einstein 14 Mart 1879 tarihinde Almanya'nın Ulm kentinde Hermann Einstein ve Pauline Kah çiftinin oğlu olarak dünyaya geldi. Albert Einstein'ın babası Hermann Einstein elektrik mühendisi, annesi Pauline Kah ise ev hanımıydı. 1885 yılında Münih'te bulunan Katolik okulunda eğitim hayatına başlayan Albert Einstein, 1888 yılında ilk ve ortaokul eğitimini almak için jimnazyuma gitti. Matematiğe olan ilgisi erken yaşta başlayan Albert Einstein, 12 yaşında cebir ve Öklit geometrisini öğrendi. 13 yaşında felsefeyle ilgilenip Immanuel Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi adlı eserini okuyan Albert Einstein, 14 yaşına geldiğinde matematikte integral ve diferansiyel hesaplamalarıyla analitik geometri problemlerini çözebilecek seviyeye geldi. Şirketi iflas ettiğinden dolayı 1894 yılında ailesiyle birlikte İtalya'ya giden Hermann Einstein, okulunu bitirmesi için Albert Einstein'ı Münih'te bıraktı. Okulun kendisine verdiği eğitimi eleştirdiği için yönetimle sürekli çatışma halinde olan Albert Einstein, eğitimini yarıda bırakarak Almanya'dan ayrılmaya karar verdi. Aile doktorunu ikna ederek ailesinin yanına gitmesine olanak sağlayacak bir rapor alan Albert Einstein, jimnazyumdaki eğitimini yarıda bırakarak 1894 yılının Aralık ayında İtalya'ya ailesinin yanına gitti. İtalya'da kaldığı dönemde eğitimine İsviçre'de devam etmeye karar veren Albert Einstein, ailesinden gereken izni alarak lise eğitimini İsviçre'de tamamladı. Almanya'nın sıkı disiplininden ve militarizminden hoşlanmayan Albert Einstein, Almanya vatandaşlığından çıkmak istedi. Ancak 17 yaşında olduğu için babasının yazılı iznine ihtiyacı oldu. Babasını ikna ederek gereken belgeleri alan Albert Einstein, 28 Ocak 1896 tarihinde Almanya vatandaşlığından çıktı ve İsviçre vatandaşı olmak için girişimde bulundu. 1896 yılında Zürih Politeknik Üniversitesi'ne giren Albert Einstein, burada Mileva Maric ile tanıştı ve aralarındaki arkadaşlık birkaç yıl içinde duygusal ilişkiye dönüştü. 1900 yılında üniversiteden mezun olan Albert Einstein, akademik kariyer yapmak için mezun olduğu Zürih Politeknik Üniversitesi'ne başvurdu. Ancak üniversite yıllarındaki disiplinsiz tavırlarından dolayı hocaları akademisyen olmasına izin vermedi. Farklı üniversitelere de akademik pozisyon için başvurularda bulunan Albert Einstein, talebine olumlu cevap alamayınca İsviçre'nin Bern şehrinde bulunan bir patent ofisinde denetçi olarak çalışmaya başladı. 1901 yılının Şubat ayında Albert Einstein İsviçre vatandaşlığına kabul edildi. 6 Ocak 1903 tarihinde Mileva Maric ile evlenen Albert Einstein, 1902 yılında Lieserl, 1904 yılında Hans Albert ve 1910 yılında da Edward adında 3 çocuğu oldu. 1905 yılında Annus Mirabilis, yani mucizevi yıl olarak tanımlanan bu döneminde fotoelektrik etki, Brown hareketi, genel görelilik teorisi ve kütle ve enerjinin denkliğini ifade eden E eşittir mc kare formülünün açıklandığı 4 makale yayınladı. Bu 4 çalışma modern fiziğin temeline önemli ölçüde katkıda bulunurken uzay, zaman ve madde hakkındaki doğru bilinen görüşleri de değiştirdi. 30 Nisan 1905 tarihinde Zürih Üniversitesi'ne tezini sunan Albert Einstein, doktora derecesi aldı. 1908 yılında patent ofisindeki işinden istifa eden Albert Einstein, aynı yıl Bern Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak
akademik kariyerine devam etti. 1909 yılında Zürih Üniversitesi'ne doçent olarak atanan Albert Einstein, 1911 yılının Nisan ayında Prag'da bulunan Karl Ferdinand Üniversitesi'nde profesör oldu. 1912 yılının Temmuz ayında Prag'dan ayrılıp İsviçre'ye geri dönen Albert Einstein, 1912 ile 1914 yılları arasında Zürih Politeknik Üniversitesi'nde profesör olarak görev yaptı. 3 Temmuz 1913 tarihinde Prusya Bilimler Akademisi'ne üye olan Albert Einstein, Alman fizikçi Max Planck tarafından Berlin Üniversitesi'nde profesörlük kadrosu teklifi alınca, 1 Nisan 1914 tarihinde ailesiyle birlikte Berlin'e taşındı. Albert Einstein'ın kuzeni Elsa Löwenthal'a karşı duygusal hislerinin olduğunu öğrenen Mileva Maric, çocuklarıyla birlikte Zürih'e geri döndü ve eşinden 5 yıl ayrı yaşayıp 14 Şubat 1919 tarihinde boşandı. Albert Einstein'ın 1911 yılında genel görelilik teorisini kullanarak yaptığı hesaplamalar, 1919 yılında başka bilim insanları tarafından doğrulanınca, yaptığı çalışmalar uluslararası medyada geniş yer buldu. 2 Haziran 1919 tarihinde ikinci evliliğini kuzeni Elsa Löwenthal ile yaptı. 2 Nisan 1921 tarihinde Amerika'ya giden Albert Einstein, Columbia Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi'nde çeşitli konferanslar verdi. 1922 yılında Amerika'dan ayrılan Albert Einstein, önce Asya kıtasını, daha sonra da Filistin, Singapur, Seylan ve Japonya'yı ziyaret ederek bu ülkelerde bir dizi konferans verdi. 10 Aralık 1922 tarihinde teorik fiziğe vermiş olduğu hizmetlerden ve fotoelektrik etki yasasını keşfetmesinden dolayı 1921 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. 1930 yılının Aralık ayında Amerika'yı ikinci kez ziyaret eden Albert Einstein, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada, bilimin genellikle yarardan çok zarar vermeye meyilli olduğunu belirtti. 10 Ocak 1933 tarihinde Adolf Hitler'in Almanya'da iktidara gelmesiyle Almanya'ya geri dönmesinin artık muhtemel olmadığını gören Albert Einstein, Amerika'da kalmaya devam etti. 1933 yılının Mart ayında Amerika'dan Belçika'ya geçen Einstein ve eşi Elsa, Hitler hükümetini yasal bir diktatörlüğe dönüştüren yetkilendirme yasasının Almanya'da kabul edildiğini öğrendiler. 1933 yılının Temmuz ayında Belçika'dan İngiltere'ye geçen Albert Einstein, kendisine teklif edilen Princeton Üniversitesi'ndeki akademik pozisyonu kabul ederek aynı yılın Ekim ayında Amerika'ya geri döndü. Zamanla imkanlarının daha da arttığını gören Albert Einstein, Amerika'da kalmaya karar vererek 1935 yılında vatandaşlık başvurusunda bulundu. 2 Ağustos 1939 tarihinde Albert Einstein ve birkaç bilim insanı Başkan Roosevelt'e bir mektup yazdı. Mektupta Alman bilim insanlarının atom bombası yapmaya çalıştıkları belirtilirken, Amerika'nın da nükleer silah araştırmalarına başlamasının ülke menfaatine olacağı ifade edildi. 1940 yılında Amerika vatandaşı olan Albert Einstein, akademik kariyerine Princeton Üniversitesi'nde devam etti. 17 Nisan 1955 tarihinde abdominal aort anevrizması nedeniyle iç kanama geçiren Albert Einstein, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Kendi özgür iradesiyle yaşamına son vermek istediğini dile getirip tedavi olmayı reddeden Albert Einstein, 18 Nisan 1955 tarihinde New Jersey'de bulunan hastanede iç kanama nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Otopsi sırasında patolog Thomas Harvey, Einstein'ı bu kadar zeki yapan şeyin ne olduğunu keşfedebileceği umuduyla ailesinin rızası olmadan Einstein'ın beynini kafatasından çıkardı. Albert Einstein'ın cenazesi isteği üzerine yakıldı ve külleri ismi açıklanmayan
bir yere dağıldı. Paylaştığımız biyografiyi sonuna kadar dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Değerli yorumlarınızla, beğenilerinizle ve de paylaşımlarınızla daha da geniş kitlelere ulaşacağımızı lütfen unutmayın. Sevgiyle ve takibimizde kalın.